Teknosafari'den herkese merhaba. Özel bir video ile beraberiz. Özel bir konuğumuzla beraber. Aslında yabancı değilsiniz. Gayet iyi tanıyorsunuz. Coşkun Aral'a. Hoş geldin Coşkun abi. Hoş bulduk canım. Oppo ile birlikte güzel videolar da yapıyoruz seninle. Coşkun Aral anlatıyor kanalında. Özel çarşamba videoları. Ama ben seni bu sefer farklı bir şey için çağırdım. Çünkü Türkiye'de üretilmiş bir Oppo geldi. Geçen sene tam bu zamanlarda hatırlıyor musun? Oppo'nun kutusunu açmıştık. Aynen öyle. Pandeminin ilk başlarıydı, evet. Kısmet bizim Made in Turkey değil mi? Şimdi evet, bunun bütün esprisi o. Oppo A15s tamamen Türkiye'de üretilmiş, buradaki Tuzla'daki fabrikasında üretilmiş bir telefon. Ve buradaki yazan şey de şu, Oppo tarafından Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir. Bendekinde de Çin'de üretilmiştir Çin'de diyor. Çin'de üretilmiştir diyor. Evet, sende Renault 4 Pro var. Bu bence çok önemli bir konu Türkiye için. Sen Çin'e gittin, oradaki çalışma şeklini gördün, Çinlilerin bu taraftaki üretim tarafını yakından görmüş birisin. Türkiye'ye sence ne kazandırır Oppo'nun 1000 kişi işe aldığı bir fabrika? Çok açık söyleyeyim, çok şey kazandırır. Birincisi bir güven. Yani Türkiye'ye güvenmeleri önemli. Hı hı. Yani bu ekonomik kriz, pandeminin getirdiği sorunlar içinde Türkiye gibi bir ülkeye yatırım yapmak. Çünkü bu bir yatırım. Tabii 40-50 milyon dolar civarında bir yatırım. Şimdi bu yatırımda iki taraf var. Birincisi getirdiğin alet ve edevat var ama senin bir de yani ne diyeyim onlarca yıldan beri yazılım içinde çalışan, donanım bu tür çipleri imal eden, bu donanımları yapan bir beyin birikimin var. Bunları güvenle veriyorsun buraya. Aynen. Çünkü bilgi bugün en değerlisidir. Bilgi yüzünden biliyorsun. Savaşıyoruz. Tecrübe. Şimdi Türkiye'nin var mıydı yerli markası? Vardı ama ne yazık ki piyasası belli. Hı hı. Yani şimdiye kadar kimseye hediye ettin mi? Ya tavsiye ettin mi? Hayır. Bunun güzelliği Türkiye'de üretilip dünyaya buradan dağıtılıyor. İşte o güven önemli. Yani ben bu ülkenin birincisi insan gücüyle, birikimiyle, sonuçta Türk mühendisleri de bunun içinde yer alacak. Tabii. Artı ülkeye bir katma değer katacak. Artı bu alanda da bir know-how üretildiyse yarın öbür gün ortaya çıkacak teknolojik takım çalışmalarda onu da ortak kullanma. Yani bence en önemlisi bize güvenmeleri, bizim onlara güvenmemiz. O çünkü bugün dünyada teknolojide paylaşılamayan çok şey var. Hı hı. Korkulan şeyler de var. Tabii. Bunu en iyi bilen sensin. Yani bir şey geldiği zaman sana ne diyorlar? Aman şu daireye kadar sakın hiçbir yerde kimse bir şey görmesin. Sen de var mı? Sen gecenin uyurken kabuslar görüyorsun. Olur ya, eve biri girdi aldı onu ne tabii, yapar tabii, diye. Tabii. Şimdi o güven. Ama beni asıl mutlu eden Made in Turkey. Şimdi burada ben de şunu söyleyeceğim. Aslında bunu daha önceki bizim bir canlı yayınımızda söylemiştim ama burada da tekrarlayalım. Türkiye'de üretimin başlaması, burada mühendisler, mavi yakalılar, her türlü geliştirme kısmında olanlar da olacak çünkü burada. Ama tabii telefon burada tamamen belki tasarlanmayacak ama o sistemin içinde yoğrulmaya başlayacak bir personel var, 1000 kişilik. Şimdi Çin ilk bu işe başladığında hatırlarsınız Coşkun abi, telefonların birçoğu Amerikalı şirketinin telefonları Çin'de üretiliyordu. Onlar oradan öyle iyi know-how'ları aldılar ki kendilerini geliştirdiler, işte ustalaştılar ve dediler ki bu işi biz yapabiliriz. Bir de ve bu aşamalara geldiler. Bir de ona ilişkin bir insan kaynağının olması önemli. Türkiye'de bizim üniversitelerimiz, hakikaten çok üniversitemiz var. Tabii. Şu anda kendi alanlarında Türkiye dışında başka geleceğini inşa etmek isteyen teknik donanıma sahip gençlerimiz var. Aynen. Bilgisayarda, yazılımda. Bunlar çok önemli. Onlar için bir mecra oluşuyor. Bir de ben başka bir şey bakıyorum. Yani bugün Oppo yaptı, yarın öbür gün başka markalar gelecek. Tabii ki tabii, geliyorlar zaten. İşte bu önemli. Bu ilk yani elimize bizim geçen gerçekten. İlk ben gurur duyuyorum çünkü dedim ya, dünyaya gidecek bir ürünün yapılmasında benim eğer kendi topraklarımda, kendi ülkemin topraklarında, kendi beyinsel birikimimizle bir başka kardeş ülkenin beyinsel birikiminin ortaya böyle bir ürünü koyması benim için onur verici bir şey. Harika. Vallahi benim şu andaki telefonumdan memnunum. Yeni modeller geldiğinde birlikte açacağız, bakacağız. Tabii ki. Ben bu konularda güvenmek isterim. Bir güven birinci doğrulucusu. Ben çok güven. Ben güveniyor muyum? Bana vermiş olduğu sürede şarjlı kalıyor mu? Çektiğim fotoğrafta arzu ettiğim performansa ait mi? Sonucu alıyor musun? Onlar önemli. O performans rengiyle, videoda sesiyle, yani mercek kalitesiyle bunlar çok önemli şeyler. Hı hı. Artı telefon olarak da düşünüyoruz. Artı bir sürü özelliği olan telefon artık.
akıllı diyoruz yani. Aynen. Smart demek kolay değil. Bayağı. Dedim ya. Hayatımız yani. O yüzden al senin mesela saatinle, ne diyeyim, kulaklıklarla, ekranla, büyük ekranlarla şimdi bağlantıya geçiyoruz yani. O yüzden bunda güvenilir bir takım özellikleriyle, güvenilir artı bir de uygun fiyatıyla. Evet, bunun da özelliği aslında bu, onu da söylemek istiyorum. Şimdi bizdeki kanunlarla beraber burada üretildiği için bazı vergilerden muaf olduğu için fiyat uygunluğu var. Mesela bu Oppo A15S'in fiyatı 2499 TL. Bence şu anda piyasanın en ucuz telefonu. Bu arada şimdi kutudan çıkaracağız Coşkun abiyle beraber, kutusundan çıkartacağız ilk kez ama Teknosofer ekibimiz bunun incelemesini yapacak, performansını anlatacak. Ama dediğim gibi pozitif ayrımcılık yapacağız. Çünkü Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Bitti. Benim için bitti. Made in Turkey. Valla ben gurur duyuyorum. Burada, aç bakalım. Yavaş yavaş bunu biz açalım. Şimdi bir de donanımımız da yok bizde de. Şurada bana yazdıkları bir not var, bilgi notu. Orada da Türkiye'de üretilen ilk Made in Turkey telefonu Türkiye'de tüketiciyle buluşturmaya hazırız diye bana da bir not yazdı. Hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun. Aynen. Çinli kardeşlerimize hayırlı olsun. Onlar da bir başka ülkede. Üstelik kültürlerimiz çok yakın birbirine. Ben çok defalarca gittiğim için biliyorum. Aynen. Bu kadar birbirini kolay tanıyan, başka bir dostluk kuran başka bir toplum yok dünyada. Evet, poşeti başardım açmayı. Özelliklerini anlatacağız ama önce gerçekten bir ürünü görelim. 4 GB RAM'i 64 GB'lık dahili hafızası olan bir model elimizdeki. Kutusundan şöyle ilk kez çıkartalım. Herkes kutusundan çıkardı ama hiç kimse Coşkun Aral'la beraber çıkartmadı bunu. İçinden kılıf da geliyor. Bunu da görmüş olduk. Telefonumuz adaptör çıkıyor. Artık bir de biliyorsun adaptör de gelmiyor. Normalde harika, çok güzel. Adaptörü ve kablosu var. Kulaklık evet, yok. Bazı telefonlar artık bunları ekstraya koyuyorlar. Onlar çevreci olduğunu söyleyerek yapıyorlar ama bunu da. Evet. Şuradan ilk kez çıkarttık. Hadi hayırlı olsun. Böyle hem Oppo'ya hem onu kullanacak. Özellikle ben gençlere tavsiye ediyorum. Çünkü artık dedim ya, akıllı telefon almak için hakikaten biraz zor gibi görünüyordu. İyice zorlaştı. Oppo tarafından Çin'de tasarlanmış ve Türkiye'de üretilmiştir yazısı. Arkasında zaten detaylı. Darısı diyorum, nice böyle teknoloji harikası aletlere, edevatlara diyorum. Sonuçta biz artık 21. yüzyılda her şeyin akıllı olup çevreyi kirletmeden işlerimizi hem daha iyi yapmamıza imkan verecek. Aynen. Tasarımıyla, içeriği de, aklıyla, birikimiyle, kapasitesiyle, çevreye vermiş olduğu güvenle böyle ürünleri bekliyoruz. İnşallah başka markalarında altında Made in Turkey'yi göreceğiz. Onlar da geldikçe aynen onlara da aynı şekilde desteğimizi olacağız tabii ki. Evet, bu ürünle ilgili performanstır, kullanımdır, onları anlatacağız. Ama şu gerçek var ki Türk milleti ucuz ve yüksek kaliteli teknolojiyi kullanmaya artık başlasın. Yani biz çok pahalıya satın alıyoruz yüksek teknolojiyi. Daha herkesin ulaşabileceği rakamlarda olmasını dileyerek bu videoyu bitirelim. Çok sağ ol Coşkun abi. Çok, ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Görüşmek üzere. Videonun detaylarını editörlerimiz size yapacaklar. Performansı nasıl çalışıyor, kamerası, oyun oynaması, pil performansı, her detayı orada görebileceksiniz. Hoşça kalın. Bay bay.